Merhabalar, Ayşe'nin Yeni Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz yıldız oyası. Arkadaşlar daha çok havlularda kullanabilirsiniz. Arasına dağ yaparak çok güzel bir kombin yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçerek başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izlersiniz. Bir de arkadaşlar lütfen videoları beğenmeyi unutmayın ki birçok kişiye ulaşmamızı sağlasın. Şimdi bunun için böyle 20 milimlik kurdalemiz var. Şöyle başını bir tane yakıyorum. Görmesin diye. Buradaki uç kısmını alıyorum. Böyle aşağıya çapraz bir şekilde. Şu şekilde yapıyorum ve burayı yakıp yapıştıracağız. Bu şekilde yakıp yapıştırıyoruz. İğneme de ipimi aynı renkten taktım. Bir tane düğüm atıyorum. Şimdi kurdalemi bu şekilde katlıyorum. Katladığım yeri tekrar bu tarafa katlayıp bu şekli veriyorum. Ve bu yaktığımız taraftan da iğnemle geçiyorum. Şimdi bu taraftan da aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi bunu bu tarafa doğru katlıyorum. Üçgen şeklini veriyoruz. Sonra bu üçgen şekli bu tarafa katlıyorum. Diğerlerin üzerine. Ve geçtiğim yeri tekrardan iğneden teğel alıyorum. Ve tekrar bu tarafı da üçgen yapıyorum yine. Ve bu üçgen yaptığım üçgeni bunların üzerine katlıyorum. Ve bunu da teğelliyorum. Ve tekrardan katlıyorum. Ve yaptığım üçgeni diğerinin üzerine katladım. Tekrar yaptığıma teğel alıyorum. Şu anda 2,5 tane yaptık. Tekrar katlıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Sadece katlayıp teğel alıyoruz. Dört tane oldu. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Beşinciyi.
Bunu da katladım. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Sonuncuyu katlıyorum. Katladım aşağıya doğru. Son elimi aldım. İşte gördüğünüz gibi yıldızımız tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi buradan yıldızlarımı böyle sıkıştırarak buradan birkaç tane teğel alıyorum. Ve teğelimizi aldıktan sonra arkadaşlar şimdi bu fazlalık kısmını kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Buraya yapışsın diye. Şimdi çiçeğimiz oluşmuş oldu. Şimdi bu alt kısmı birazcık uzun. Teğelin altındaki kısmı kesiyorum. Burayı yakmasak da olur arkadaşlar. Çünkü teğelli üstü. Arkadan da yeşil kısma gelecek zaten. Şimdi arkadaşlar buradan hem kestiğimiz yeri teğellemiş oluyoruz. Hem de bu arkada böyle bir çıkıntı oluşuyor. Çıkıntıların her birinden tepesinden batarak karşıya geçiyorum. Geçmesek de olur ama biraz sağlam olsun diye, hani bazı arkadaşların yıkanırken açılır mı diye endişesi oluyor. Normalde buradan açılmaz ama bozulma olmasın diye. Çünkü kurdaleler birbirini ekli, kesinti yeri yok. Şimdi tekrar karşıya geçiyorum. Burayı yalnızca sıkıştırarak yapmıyoruz arkadaşlar. Kurdalenin kendi halinde bırakıyoruz. Şekli bozulmasın diye. Şimdi kesip yakıyorum. Şimdi yeşil kısmına geçelim. Bu da 20 milimlik kurdale. Yani 2 santim. Şimdi bunu göz kararı kare olacak şekilde katlıyorum. Şöyle 5-6 santim kadar açıldığı zaman buradan kesiyorum. Onda da zaten ölçmüyoruz arkadaşlar. Çünkü tepe yaptığımız için 5 tane tepe sayıyoruz. Şimdi yaktığım tarafı orta kısmına getiriyorum. Elimle düzelterek. Şimdi ipimi parmağım dibine alıyorum. Düğüm de atabilirsiniz arkadaşlar. Ben düğüm atmıyorum. İğne oyası gibi tutturuyorum. Düğüm. Bu şekilde bir tane düğüm attım. Şimdi buradan başlayarak teğel alıyorum. Tekrar yine sıfırdan başlayarak yanık olan bölgeye çaprazlamasını teğelimi alıyorum. Buradan da başlayarak ve başladığımız noktaya
Elimi aldım. Bu şekilde teğelimizi alıp bitiriyoruz. Sonra bunu ikiye katlıyorum. Şimdi birazcık büzüştürüyorum. Bu şekilde oluyor. Şimdi yaptığımız modeli alıyorum. Birazcık da açtım. Ve içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra şöyle, bunlar böyle bir tutun arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tamamen büzüştürüyorum. Ve birkaç kenarından geçiyorum. İpimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi eklenmesine geçelim. Ben arasına 10 tane boş zürafa yaptım. Siz istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, daha yapıp arasına da bu yıldızları ekleyip havlunuzu süsleyebilirsiniz. Şimdi modelimi ben elim alıyorum. 10 tane zürafamızı yaptık. Şimdi buradan geçiş yapıyorum. Yan tarafından arkadaşlar. Ve boş zürafama batıp bir tane düğüm açacağım. Ve bol bırakmıyorum burasını. Benimki çok sık oldu arkadaşlar. Eğer sık olmazsa sizinki, tekrardan geçin böyle. Ve tekrardan geri geçin. Ve aynı zürafanın içine bir kere daha düğüm atın. Şimdi kenarına zürafa yaparak devam ediyorum. Böyle sade de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık daha arasını açarak 10 tane koydum. 15 tane zürafa veya 20 tane zürafa yaparak ekleyebilirsiniz. Şimdi ipimi keseyim. Yeterli bu kadar. Arkadaşlar, benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.